Merhaba arkadaşlar, ben Sait Atik. 9. sınıflar için kümeler ve kartezyen çarpımda dahil olmak üzere bir yazılı hazırlık çalışmamız oldu. Beğenmeniz durumunda arkadaşlar like'ınızı, dislike'ınızı ve abone konusunda da yardımınızı beklerim. Bir yılımı doldurmuş bir kanalım bu arada. Türkiye'de bir sürü okul var. Okulların seviyesine göre zordu, kolaydı olayları olacaktır. Benim hazırladığım sorulardan daha kolay sorular soran öğretmenleriniz de olacaktır mutlaka. Ben ortalama bir yazılı sınavı hazırlamaya çalıştım. İki tane pandemik soru var. Biri soru güzel olduğundan, biri de içeriği açısından. Umarım faydalanırsınız arkadaşlar. Başlıyorum. Aşağıda verilen açıklamalarda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. En az iki önermenin ve, veya, ise vesaire gibi önerme bağlaçları ile oluşturulan yeni önermeye bileşik önerme, P ise Q önermesinde P'ye ve Q'ya denir demiş. Arkadaşlar, birincisine hipotez, ikincisine de hüküm deniyordu. Alt kümeleri bir elemanlı olan kümelere denir denilmiş. Arkadaşlar, her küme kendisinin de alt kümesidir. Normal şartlarda alt küme sayısı 2 üzeri n formülüyle bulunur. Bu 1'e eşit olacaksa en gördüğümüz yere bizim 0'ı çakmamız lazım. O zaman elemanı olmadı. Bu da boş küme oldu. Elemanları birbirinden farklı ama eleman sayıları birbirine eşit olan kümelere demiş. Elemanları birbirinin aynısı olursa arkadaşlar eşit küme denir. Eşit kümeler aynı zamanda denktir ama eleman sayıları birbirine eşit olan kümelere denk kümeler denir. Önermesinin en sade biçimi nedir demiş. Şurayı ben şöyle yazabilirim. De Morgan kuralından A veya B'nin değili şeklinde yazabilirim. Burası da A kesişim B'nin değili veya konumunda oldu arkadaşlar. Her tarafın değilini aldığımızda A'nın değili veya B kesişim A veya B oldu burası. Niye? Değili vardı. Bir daha değilini aldığımız zaman kendisi olacak. Şu anda buraya baktığımızda B önermeleri her iki tarafta da ortak. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği gibi arkadaşlar X artı Y çarpı A'yı şöyle şöyle yani X A artı Y A şeklinde yazabiliyorduk. Bunu galiba 5. sınıfta görmeye başladınız. Şimdi ben B'yi dışarıya çektiğimde hemen B'nin yanında ne var? Veya var. Devam ettik. Yanında ne var? A var. Arada V var. B'yi çektikten sonra ne kaldı? A üssü kaldı. Şimdi arkadaşlar V'yi çarpma gibi veya'yı toplama gibi düşünüyoruz. Çarpmada bir tane bile sıfır olsa sonuç sıfır olur. Toplamada bir tane bile bir olsa sonuç sıfır olmaz. O halde A üssü ve A önermelerinden birisi doğru birisi yanlış. Çünkü diğerinin değili. O zaman V bağlacında sıfır var demektir. Burası sıfır oldu. Devam ettik. Sıfır veya B toplama gibi düşündüğümüzde arkadaşlar B sıfır olursa sıfıra gidecek. Bir olursa bire gidecek. Yani buradaki sıfır devre dışı kaldı. O zaman bizim sorumuzun cevabı B olur. Bir sonraki soru arkadaşlar. P veya Q üssü önermesi 1'e denkmiş. Q ve R önermesi 0 olduğuna göre ifadesinin dengini en sade biçimde belirleyiniz demiş. Şuraya baktığımız arkadaşlar değilini almış. O zaman P ve R'nin değili veya Q'nun değili konumunu olacak. Hemen şuradaki söylediğim şey dağılma özelliğini kullandığımızda devam ettik buradan. Q üssü veya R üssü. Sonra aradaki işaret V değişmez özelliği olduğundan öbür tarafa yazacağım arkadaşlar. Buraya sığmadı. Q üssü veya ne oldu? P oldu. Şimdi P veya Q üssü önermesinin 1'e denk olduğunu söylemiş bize. Arada V var. Eğer burası 0 olacaksa sonuç 0. Burası 1 olacaksa sonuç 1. Yani bizim sonucumuz buna bağlı. Bu neymiş? R üssü veya Q üssüymüş.
Ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Demirgan'dan yine R ve Q'nun değeri. Peki R ve Q'yu, R ve Q'yu bize ne vermiş arkadaşlar? 0. O zaman 0'ın değeri ne oldu? 1 oldu. O halde burası da 1 olunca 1 ve 1'den sonucumuz 1'e denk oldu. Sorumuz pandemik. Güzel bir soru arkadaşlar. Sait Hoca İhsan'dan aşağıdaki önermeleri yazmasını ister. A önermesi, matematikte 10 tane pozitif rakam vardır. B önermesi, en küçük çift rakam 2'dir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bazı asal sayıların farkı 1'dir. Şimdi bu önermeleri inceleyelim arkadaşlar. Matematikte 10 tane rakam vardır. Ama bu rakamlar 1, 2, 9'a kadar gider. 1 de 0 olur. Pozitif demiş. 0 pozitif değildir arkadaşlar. Negatif de değildir. 0 cinsiyetsizdir. 9 tane pozitif rakam var. 1 tane de cinsiyetsiz var. O halde bizim A önermemiz yanlışa denk oldu arkadaşlar. En küçük çift rakam 2'dir demiş. Hayır arkadaşlar. 0 bir rakamdır ve çifttir. Çünkü 2'ye bölünür. O halde en küçük çift rakam 2 değil, 0'dır. O zaman bizim B önermemiz de yanlış oldu. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Herhalde bunu bilmeyenimiz yoktur. C önermemiz 1 oldu. Bazı asal sayıların farkı 2'dir demiş. Asal sayılar arkadaşlar 3, 5, 7 diye gidersek işler yaş olur. Ama 2 sayısı da asaldır, 3 sayısı da asaldır. O zaman bazı asal sayıların farkı 1'dir. D önermesi de 1 oldu. Ayrıca İhsan'dan aşağıda verilen koşullu önermedeki P ve M yerlerine A, B, C ve D önermelerinden birer tane yazmasını ister. Şimdi bize bir ise koşullu bağlacı verilmiş. İsenin sonucu 0'mış. İsenin sonucu hangi durumda 0'da olurdu arkadaşlar? Birincisi 1, ikincisi 0 olduğunda 0, diğer tüm durumlarda 1'e eşitti. O halde buna göre verilen koşullu önermenin denkliği bozulmayacaksa İhsan kaç tane P virgül M ikilisi oluşturur, açıklayarak belirtiniz demiş. Zaten şurada açıklamamızı yapmıştık arkadaşlar. Sonucun 0 olması için birinci önermenin 1, ikinci önermenin 0 olması lazım. O halde İhsan P önermesinin yerine neyi yazabilir? A'yı da yazabilir. Pardon. C'yi de yazabilir. D'yi de yazabilir arkadaşlar. O zaman birinci tarafa yazacak olduğu 2 tane önerme var. İkinci tarafa yazacak olduğu 2 tane önerme var. 2 çarpı 2'den cevabımız 4 olur. Nasıl olur bu? CA, CB, DA, DB şeklinde arkadaşlar 4'e tamamlar. Önermesinin karşıt tersinin dengini belirleyiniz demiş. İse önermesi, A ise B önermesi aynı zamanda karşıtının tersine denktir. O zaman ben karşıt tersinin dengini bulacağıma, bunun dengini bulduğum zaman aynı şeyi bulmuş olacağım. Tersi kelimesi arkadaşlar sadece ise bağlacında var. Diğer hiçbir bağlaçta yok. A ise B önermesi 1. A'nın değeri veya B'ye denk. Bunu bilmemiz lazım. İse ile işlem yapmak zordur. B'ye ile daha kolaydır arkadaşlar. İse ile ilgili sorularda veya cinsinden yaparsanız yolunuz açık olur. Bir diğer husus, A ise B önermesinin yerlerini değiştirdiğimiz zaman B ise A şeklinde yazdığımızda buna karşıtı denir. Sonra A ise B önermesinin değerlerini alarak yazdığımızda, yani A'nın değeri ise B'nin değeri yazdığımız zaman tersi demektir. B üssü ise A üssü yazdığımızda, karşıtının tersini aldığımızda da karşıt tersi diye geçer. Bunları bilmemiz lazım. Ancak ben karşıt tersini alıp da dengini bulmayacağım. Çünkü A ise B önermesi aynı zamanda karşıt tersine eşittir. Karşıt tersini alıp hesaplayacağıma A ise B'yi hesaplayıvereceğim. Buranın sonucu kesinlikle 1'dir. Neden? Biraz önce söylemiştik. 1 ise 0, 0'a denk. Diğer tüm durumlar 1. Buraya geldiğimizde her ikisi birden 0 olabilir. Her ikisi birden 1 olabilir. O zaman buranın sonucu 1'dir. Peki ise bağlacı
Sıfırla bitmiyor, birle bitiyor. O zaman tüm durumlara giriyor. O zaman bunun doğruluk değeri 1 olur. Bir açık önerme vermiş arkadaşlar. Önermesinin karşıt tersinin değerini yazınız demiş. Dikkat edin. Bu soruya itiraz gelecek arkadaşlar. İtiraz kabul etmiyorum. Soru kesinlikle doğru. Öğretmenlerinizle bile sorsanız dalgınlığına gelip yaptığım işe yanlış diyebilirler. Ama yaptığım kesinlikle doğru. Nedir o? Şimdi A ise B önermesi neye denkti? Birinin önceliğinin değeri veya ikinciye denkti. Bize ne diyor? Karşıt tersi demiş. Önce A ise B'nin karşıt tersini aldığımızda B üssü ise A üssü olacak. Şimdi adam bize bunun değerini istiyor. Peki ben bunu yukarıdaki gibi yazarsam birincinin değeri B üssünün değerini aldığımızda değerin değeri B'ye dönüştü. İse'nin yerine çaktık B'yi, A üssü yerinde duruyor. Aslında A ise B'nin karşıt tersi veya cinsinden buna eşitmiş. Bizden bunun değerini istiyordu. Aldığımızda ne olacak arkadaşlar? B üssü ve A olacak demiorgandan. Yani bizim şuradaki birinci önermemiz aynen yerinde dururken ikinci önermemizin değerini alacağız. Aradaki ise'nin yerine de V gelmiş. Hatta bunu şöyle yazıvereyim. A, B, B'nin değeri. Birinci önermemiz yerinde dururken ikinci önermemizin değerini alacağız. Aradaki ise'nin yerine de V gelecek. O halde bunun değerini aldığımızda arkadaşlar birinci önermemiz yerinde duracaksa her X eleman R 7X artı 3 büyüktür 0. İse'nin yerine V gelecekti. Hatta bunu şöyle parantez alalım. V ikinci önermenin değerini alacağız. O halde şöyle şuraya aldım. Bazının değeri herdi. Her'in değeri de bazıydı. O zaman her X eleman tam sayı X kare büyüktür olacak arkadaşlar. Ve soru tamamlanmış oldu. Şimdi büyüktür küçüktür olayına geldiğimizde eşittirin değeri denktir eşit değildir. Büyüktürün değeri küçük eşittir. Küçük eşittirin değeri büyüktür şeklinde devam edecek. Evet sorumuz pandemik. Küme işleminin en sade biçimini sembolik mantık kurallarını kullanarak bulunuz demiş. Neydi arkadaşlar? Kümedeki birleşim işlemi mantıktaki veya. Kümedeki kesişim işlemi mantıktaki V'ye. Kümedeki boş küme mantıktaki sıfıra. Kümedeki evrensel küme mantıktaki 1'e denkti. Bir diğer husus şu parça arkadaşlar. Bu parça oldukça önemlidir. A fark B kümesi. A kümesinden B kümesini çıkarttığımızda şurasıdır arkadaşlar. Bu A fark B kümesi aynı zamanda A kesişim B'nin dışı demektir. Nasıl oluyor bu? A kümesi ile B kümesinin dışını kesiştirdiğimizde B'nin kümesi şöyle buralar olacak. Biz bunu A kümesi ile kesiştirdiğimizde çift aradığımız şu A fark B oldu. Şimdi bu mantıkla devam ettiğimizde A'nın tümleyeni birleşim B kesişim. O halde ben şu içeriği A kesişim B'nin tümleyeni diye yazabilirim. Sembolik mantıktan götürdüğümüzde arkadaşlar A kümesini P önermesiyle B kümesini de R önermesiyle gösterelim. O halde P'nin değeri veya R ve P ve R'nin değeri konumuna döndü. Şurayı demiorgandan arkadaşlar P ve R'nin değerinin değeri diye yazabilirim. Çok ince bir detay çıkıyor. Ve P ve R'nin değeri konumuna geldi. Eğer ben P ve R'nin değerine X gibi alırsam şu içerideki ifadede X olacak. O zaman X'in değeri ve X oldu arkadaşlar.
O zaman X önermelerinden ve X üssüden biri doğru, biri yanlış. Yani V'de 0 var. O çarpma demek, o halde sonuç ne olacak? 0 olacak. O halde önermedeki 0 neye denkmiş arkadaşlar? Boş kümeye denkmiş. O zaman bunun sonucu boş küme olacak. Bir sonraki sorumuz. Evrensel kümesinde tanımlı ABC kümeleri için 3 tane eşitlik vermiş verilir. Buna göre E evrensel kümesinin eleman sayısı demiş. Şimdi şöyle bir A kümesi alalım. Bu evrensel kümenin elemanı olsun arkadaşlar. Şurası A kümesinin kendisi. Burası da A kümesinin dışarısı. İçerisiyle dışarısının toplamı evrensel kümeye eşit oluyor. O zaman A ile A üssünün toplamı bir tane evrensel küme etti. B'nin tümleyeni ile B'nin toplamı bir tane evrensel küme etti. C ile C'nin tümleyeni de bir tane evrensel küme etti. O zaman ben burayı topladığımda arkadaşlar AA üssüden bir evrensel küme gelecek. BB üssüden bir evrensel küme gelecek. CC üssüden bir evrensel küme gelecek. Burayı topladığımızda arkadaşlar sol taraf 3 tane evrensel küme oldu. Burayı toplayınca ise şuradan 40 geldi. 11, 17, 57 oldu. 3'e böldüğümüz zaman 57'yi galiba 19 oldu. 24 öğrencinin bulunduğu geometri dersi teneffüs saatinde Sait Hoca 17 öğrencinin çay içtiğini, 12 öğrencinin kahve içtiğini sayar ve ayrıca çay veya kahve içmeyenlerin sayısını çay ve kahve içenlerin sayısının yarısı olarak belirler. Arkadaşlar küme problemlerinde daima kasnak çizin. Kasnaktan kastım çay içen öğrenciler, kahve içen öğrenciler ve bunlara dahil olmayan öğrenciler şeklinde. Çay veya kahve içmeyenlerin sayısını yani buranın dışarısındakileri çay ve kahve içenlerin sayısının yarısı. Eğer çay ve kahve içenlerin sayısı 2x olursa içmeyenlerin sayısı x olacaktır. 17 öğrencinin çay içtiğini burası 17 olunca arkadaşlar burası 17 eksi 2x olur. 12 öğrencinin kahve içtiğini o zaman burası 12 eksi 2x olur. Buna göre yalnız çay içen öğrenci sayısı yalnız kahve içen öğrenci sayısından kaç kişi fazladır hesaplayınız demiş. Yalnız çay içenlerin sayısı neresi arkadaşlar? Burası. Yalnız kahve içenlerin sayısı neresi? Burası. Yani 17 eksi 2x'ten 12 eksi 2x'i çıkarttığımızda 17 eksi 2x eksi 12 artı 2x 2x'leri yayışıyor. Cevabımız 5 geliyor. Burada şunu yapabilirdiniz arkadaşlar. Buranın içerisinde 17 kişi vardı zaten. Sonra dışarıdaki hiçbirinden içmeyenler yalnız başına kahve içenlerin sayısı 12 eksi 2x'miş. Toplam kaç kişi vardı? 24 kişi vardı. Ama buna gerek kalmıyor. X'ler zaten birbirini götürüyor. Şurayı topladığımızda 29 eksi x eşittir 24'ten. X ne geliverdi arkadaşlar? 5 geldi. X gördüğümüz yere 5 yazarsak şu bölümde 17'den 10 çıktı 7 kişi. X gördüğümüz yere 5 yazarsak 12'den 10 çıktı 2 kişi. 7'den 2'yi çıkarırız. Yine 5 kalırdı. A kümesi B kümesi verilmiş. A kümesi 13 ile 39 arasında 5'in katı ve K tam sayı. B kümesi matematik bilimindeki asal rakamlar. Ulan arkadaş sanki başka bir bilimde ayrı asal sayılar var. Neyse bunu da kaçırmışız. Şimdi arkadaşlar asal rakamlar dediğine göre bizim B kümemizin eleman sayısı 2, 3, 5 ve 7 olacak. A kümemizin eleman sayısı ise nereden başlayacak? 5'in katı. O zaman 15, 20, 25, 30, 35. Çok uzun olsaydı pratik yöntemini verirdim. Geçen iki küme anlatım videolarında da bol miktarda vermişimdir zaten. A kümesinin kaç tane elemanı varmış? 5 tane elemanı varmış. Peki kartezyen çarpım ne? Ona geldiğimizde A kümesinin elemanlarını yazıyoruz arkadaşlar buraya. 5 tane elemanı var. Sonra B kümesinin 4 tane elemanının her biriyle eşleştiriyoruz. Birinci için 4, ikinci için 4, üçüncü için 4. O zaman ne oldu? A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının çarpımına oldu. 5 çarpı 4'ten aha o da 20 oldu. Sıralı ikililer arkadaşlar şu şekilde gösterildiğinde birinci bileşen,
İkinci bileşen, birinci bileşen, ikinci bileşen. Birinci bileşen x ekseni üzerinden, ikinci bileşen y ekseni üzerinden alınır arkadaşlar. Bu ikililerin yerlerini değiştiremezsiniz. İkililerin yerlerini değiştirirseniz x ekseni ile y ekseninin yerlerini değiştirdiğimizden dünyayı 90 derece çevirmiş oluruz. Hatta komiklik de olsun size bir örnek vereyim. Bir tane AB ikilisini aldığımızda bir sıralı ikilisinin birinci taraf anne olsun, ikinci taraf baba olsun. Annenin adı Ayşe, babanın adı Veli, annenin adı devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biz sıralı ikililerin yerlerini değiştirdiğimizde Veli anne oldu, Ayşe ise baba oldu. Bu arkadaşlar sadece çamaşır yıkamayı ya da mutfağı etkilemez. Her tarafı allak bullak eder. O halde biz ne yapacağız? Anneler bir tarafta, babalar bir tarafta. Haremlik, selamlık gibi. Kusura bakmayın. Böyle de düşünülebilir akılda kalması için. O zaman birinci taraftaki anneleri birbiriyle, ikinci taraftaki babaları birbiriyle. O halde 3m artı 4n eşittir eksi 27. Sonra eksi 3, şuraya onun altına yazalım. M artı 2n'e. Bize demiş ki m artı n nedir demiş. İki bilinmeyenli denklem çözümünden gitmeye gerek yok arkadaşlar. Eğer yukarıdan aşağıya bir çıkartırsam 3m'den m gittiği zaman 2m kaldı. 4n'den 2n gittiği zaman 2n kaldı. Eksi 27'den eksi 3'ü çıkartırsak eksi 24 oldu. Sol tarafı iki parantezine aldığımızda m artı n eşittir eksi 24. Her taraf 2 ile yayıştığında burada 12. O zaman cevabımız eksi 12 olur arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle umarım katkı sağlarız.